Süper Lig'in birinci haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivas Spor'la karşılaşacak olan Alanya Spor deplasman hazırlıklarına başladı. Turuncu Yeşillilerin Düzce Kampı dönüşü ilk antrenmanı dünüzün bittik sahasında yapıldı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen ve bir buçuk saat süren itman ısınma çalışmasıyla başladı. Isınmanın ardından dayanıklılık çalışan Alanya Spor antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı. Öte yandan Düzce'de yapılan ikinci etap kamp sonrası iki günlük izinden dönen Alanya Spor futbolcu ve teknik heyete Covid-19 testi yapıldı. Ligin ilk maçı için başlayacak çalışmalar öncesi uygulanan testler negatif çıktı. Alanya Spor Yönetim Kurulu Antalya Valisi ve Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti. Ziyarete Başkan Hasan Çavuşoğlu, ikinci Başkan Kamil Köseoğlu, As Başkan Bilal Gömeç ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural katıldı. İlk olarak Vali Ersin Yazıcı makamında ziyaret eden Alanya Spor Yönetimi, Alanya Spor'un yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Alanya Spor Yönetimi daha sonra Antalya Jandarma Komutanı Tuğ General Mustafa Başoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu ziyaretin anısına hem Vali Yazıcı'ya hem de tüm General Başoğlu'na Alanya Spor Forması hediye etti. Alanya Ülke Ocakları yine sosyal sorumluluk örneği gösterdi. Sosyal sorumlulukta yaptığı uygulamalarla takdir toplayan Alanya Ülke Ocakları bu kez de hem şehrin takımına hem de Mehmetçiğe sahip çıktı. Ülkücüler gelirinin %10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Alanya Spor'un kamuflaj formasından 40 tane satın aldılar. Alanya Ülke Ocakları Başkanı Muhammed Mustafa Demirağ, Alanyaspor mağazasına giderek Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yöneticilerle birlikte herkesi kamuflaj formadan satın almaya davet etti. Alanya'nın 3. Lig'deki temsilcisi Kestel Spor yeni sezon hazırlıklarını Afyon Kampı'nda sürdürüyor. Kestel Spor ilk defa yer alacağı 3. Lig için genç bir kadro oluştururken bazı mevkilerde ise eksiklerini halen tamamlayamadı. Kestel Spor'un sol bek, sağ ve sol kanat, merkez orta saha, stoper ve santrafor mevkinde takviyeye ihtiyacı bulunuyor. 3. Lig'de sezon 19 Eylül tarihinde başlayacak. Transferi henüz bitiremeyen Kestel Spor'da teknik sorumlu Ahmet Duman endişeli. Duman'ın eksik mevkilere yapılması gereken transferlerin bir an önce bitirilmesi ve oyuncuların takıma adapte olmasını istiyor.